Merhaba herkese, haftalar. Çemaş günlük grafik. Şimdi geçen en son videoyu yapalı bayağı oldu ya. Herhalde Nisan'ın başında bir videosunu yapmıştım. Orada bir destek bölgesi vardı 1.15 civarında. Tabii onu kırıp biraz daha aşağı 1 liraya ki öngörülebilir bir destek alanıydı. Zaten bir de şey, şunu söyleyeyim, hani hep söylüyorum, bu tam sayılar psikolojik olarak da bir destek veya direnç oluşturuyorlar zaman zaman. Hatta bu teknik analizin davranışsal finansal da şeyi var, inceleyen var, yani o davranışsal finans alanında da grafik inceleyen ya da bunun üstüne makale yazanlar oluyordu zaman zaman. Şu an bilmiyorum, en son hiçbir çalışma var mı da. Pump and dump'ların üstüne vardı davranışsal finansta. Yani orada nasıl kullanıyorlar sizin duygularınızı? Aşağıdan pompala, hemen yukarıda dağıt. O FOMO duygunuzu nasıl kontrol ediyorlar traderlar? Bununla alakalı bir yazı görmüştüm. 1.20 çıktığı yer, yani 1 liradan verdiği bu şey, reaksiyon fena değil açıkçası. Kötü, iyi bir reaksiyon. Şimdi kalıcılık olur mu bilmiyorum 1.20'nin üstünde, ama kalıcılık olması önemli. Hep bunu anlatıyorum, yani hep kalıcılık arıyoruz. Öyle bir gün gitti geldi, işte gün içinde gitti geldi. Abi o bizi ilgilendirmiyor. Ama fena bir yerde değil. Şu düşüş trendini, yani bunu biz uzun zamandır bir düşüş trendinde takip ediyorduk ve 20 üstleri çiziyordu. Kırılmış mı? 1.80'den beri kırılamamış. O halde düşüş trendimiz 20 üstleri. En sonunda kırmış. Keyifsiz kırmış. Çok keyifli bir kırılım değil, onu söyleyeyim. Ama en azından üstünde kapanışlar alınmış. Şimdi burada doğrudan hiç 1.18 falan değil de 1.15, tabi dikkat edilmesi gereken tekrar bir alan oldu. Kırılıyorsa çünkü artık bize grafiğin gösterdiği bir altta 1 liraya kadar neredeyse gevşemeler gelebiliyor. Bu kalıcılık biraz burada olur ve özellikle bir momentum yakalayabilirse, ki şu an pek alanı satanı yok Çemaş'ın. Şöyle 40 milyon 50 milyon hacimli şeyle, bir işlem günüyle yükselişler gerçekleşirse yukarıda 1.34 bir direnç olarak yerini koruyor. 1.34'e de dikkat etmek lazım. Öyle bir tırmanış olursa, kırılırsa herkesin, yani bunu siz görüyorsunuz, herkes görüyor. Piyasa şuradaki boşluğa doğru yüzünü çevirir, oraya bakar, kapanıyor mu kapanmıyor mu diye 1.48'deki. O yüzden yukarı hareketler, tabi ara direnci de söyleyeyim, 1.28-1.27 civarları bir ara direnç burada olabilir. Kabul edilir ara direnç olarak, çünkü bir destek alanıydı orası. Onun üstünde de 1.34 mutlaka bir orada da kontrol edilmeli. Yani satış geliyor mu gelmiyor mu? RSI, MACD, bunların durumu iyi, fena değil. Yani şu aşağıdan aldıkları momentum güzel, ama şu anda tabi onlar da hafif hafif boyunlarını bükmeye başlamışlar. Şu 3-4 gündür, 5 gündür o dinlenmeyi haliyle şey yapıyorlar. Yatay olarak gösteriyorlar şu an. Orada da tabii düşüşlerle beraber tekrar aşağı yönlü çevrilmeye başladığı zaman boyunlar, ona da dikkat edilebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Yani Temaş'ın şöyle halleri var, hareketler var, onu da uyarayım. Ya bunu böyle söylüyorum, sonradan bazen şey diyorlar ya, işte hani geçen sefer de söyledim. Çemaş iyi şirket diye altına, ben şirkete yorum yapmıyorum, yani bilançosuna, işine gücüne yorum yapmıyorum. İyidir, kötüdür. O beni ilgilendirmiyor. Ben görsel olarak sadece gördüğümü söylüyorum. Arada sırada kuleleri var. Böyle arada sırada bir hissenin kuleleri varsa, yani teorik olarak bilmiyorum getireni götüreni var mıdır da, teorik olarak söylüyorum, yani birileri genellikle o işin altından çıkar. O yüzden hani ona da dikkat etmek lazım. Herkese iyi akşamlar.